Tavşanın oyunu. Ormanlar kralı dehşete kükrüyor, karnını doyurmak için kendinden güçsüz hayvanları avlamayı sürdürüyordu. Ondan kaçıp kurtulmak çok zordu. Günlerden bir gün ceylanlar, tavşanlar, dağ keçileri, zürafalar ve diğer hayvanlar toplanıp bu kötü gidişin önüne geçmek istediler. Topluca aslanın huzuruna çıkıp, "Efendimiz," dediler, "biz aramızda anlaştık. Her gün ölüm kokusu çekmektense içimizden birinin gönüllü olarak kurban olmasına razı olduk. Böylece siz hiç yorulmayacaksınız. Avınız ayağınıza kadar gelecek. Biz de sıra kendimize gelinceye kadar korkudan uzak yaşayacağız." Kral Aslan bu öneriye razı oldu. Sonunda aradan günler geçti ve kurban olma sırası tavşana geldi. Zavallı uzun kulak ölümden çok korkuyor. Kendi ayağıyla gidip aslanın pençeleri arasında can vermeye bir türlü razı olmuyordu. Birden aklına parlak bir fikir geldi. Ormanda oyalanıp gidişini geciktirdikten sonra huzura çıktı. Aslanın karnı acıkmış, sinirleri gerilmişti. "Niçin bu kadar geç kaldın?" diye bağırdı. Tavşancık boynunu büküp, "Hiç sormayın efendim," dedi. "Yolda gelirken başka bir aslan gördüm. Kralın kendisi olduğunu söyleyip size olmadık sözler savuruyordu. Elinden güçlükle kurtuldum." Kral aslan daha çok sinirlendi. "Kim bu küstah?" diye kükredi. "Sanırım kanına susamış. Gideyim de cezasını vereyim şunun." Tavşan önde, aslan arkada. Yola düştüler. Bir süre gittikten sonra derince bir kuyunun başına ulaştılar. Tavşan, "İşte sizi aşağılayan yalancı kral bu kuyu içinde efendimiz," dedi. Aslan kuyuya eğilip bakınca suyun üzerine yansıyan kendi görüntüsünü gördü. Bağırıp çağırmaya başladı. Sudaki yansıması da aynı şekilde bağırıp çağırınca kendinden geçip hırsla atıldı. Ve bir anda kendini buz gibi suyun içinde buldu. Küçük bir tavşan tarafından aldatıldığını fark edince iş işten geçmişti. Thank you.